Tekrardan merhaba. Yaklaşık birkaç dakika önce Reflected XSS videosu çektik. Yine başka bir XSS var. Bu sefer Stored XSS. Yine herhangi bir encoding işlemi yok. Dolayısıyla bunu çok hızlı bir şekilde yapıp geçebiliriz. Bu videoları arda arda bir oynatma sesi oluşturup yayınlayacağım zaten. O yüzden Reflected XSS için bir önceki videoyu izlemenizi öneririm arkadaşlar. Hadi başlayalım. Laboratuvara erişelim. Eriştik laboratuvara. Neredeymiş ki? Stored XSS HTML context bitmatic encoded. Zafiyetin nerede olduğunu okumadım bakın. Yani ararsak buluruz da. Submit comments that caused alerts. Tamam. Blog gönderilerine yaptığımız yorumlarda var yani. Geldik buraya. Yine her zamanki gibi inspector room'u açacağım. Şuraya bir test yazıp göndereceğim. Aa. Yiyecek mi? Gönderdim. Göndermesi olmuyor mu? Web sitesi oluyor. Back to the blog. Bakın buraya geldi. Yazdığım ifadeyi direkt bir paragraf içerisinde vermiş. Peki ben buraya komut olarak yine H1 etiketi koysam yiyecek mi? Eğer bu H1'leri de herhangi bir böyle gönderebiliyor muyuz? Bunları da herhangi bir filtrelemeye maruz bırakmadan geçirirse o H1'in yorumlandığını göreceğim. Ve evet yorumlandı. O zaman en basiti XSS zafiyeti için script taglerimi kullanarak bir şey yazmayı deneyeceğim. Gönderelim. Back to the blog dediğimde şu an zafiyetin tetiklenmesini bekliyorum. Evet, tetiklendi. Artık bu gönderi hep burada. Bu altta, bakın burada şu an gözükmüyor ama mouse'u götürürsem bulacağız. Şu son komut şurada. Aynen burada paragrafın içinde script etiketlerimi yorumladı ve XSS zafiyeti tetiklemiş oldum. Sayfayı ne zaman yenilersem yenileyim ve karşıma çıkacak. Çünkü bu artık stored direkt veri tabanında bu yorum tutuluyor. Veri tabanından her çektiğinde de HTML arasında scriptleri yorumlayarak yedirdiği için her seferinde bize alert 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 diye açılan pop-up görüyoruz. Laboratuvar bu kadardı. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Daha fazla üzerine konuşalım arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.